izleyenler. Bugün yanımda hepinizin çok yakından tanıdığı ve çok kıymetli bir konuğum var. Fenerbahçe Altyapı Koordinatörü Tahir Karapınar'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz iyi misiniz? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Zor günlerden geçiyoruz. İnşallah herkes iyi olur, sağlıklı olur. İnşallah. Bir an önce bu Covid'i atlatırız. İnşallah hocam. Biz de zaten böyle sosyal mesafeye dikkat ederek yapıyoruz röportajımızı. Hocam öncelikle çok çok teşekkür ediyorum. İlk bizimle röportaj yapıyorsunuz. Benim için de çok heyecanlı oldu. Şöyle bir genel olarak şundan bahsetmek istiyorum. İlk sorum, şimdi geçtiğimiz sezona gittiğimizde Fenerbahçe'nin başında son 8 hafta takımın başında yer aldınız. Şimdi hocam bu geliş süreci nasıl oldu? Onu çok merak ediyorum. Sizi kim aradı? Siz telefonunuzu çaldığında ne hissettiniz? Onları bir sizin ağzınızdan dinleyelim. Şöyle oldu. Futbol dünyası çok küçük. Herkes birbirini tanıyor. Bizim de şimdiki sportif direktörümüz Emre Belezoğlu'yla tanışıklığımız vardı. Karşılıklı da oynamıştık. Benim son zamanlarım, onun ilk zamanları. Yakın arkadaşlarımız da vardı. Emre ile zaten ben genç milli takımlarda çalıştığım için bazen fikir alışverişinde bulunuyorduk. Genç oyuncularla ilgili. Bana bazı oyuncuları soruyordu, danışıyordu. Futbolla ilgili fikirlerimiz örtüşüyordu. Onunla bu konularda konuşuyorduk. Sonra Emre altyapı koordinatörlüğü ile ilgili böyle bir düşüncesi olduğunu, böyle bir şey düşünüp düşünmediğimi sordu. Ben de çok onur verici bir teklif olduğunu düşündüm. Tabii ki o zaman çok heyecanlandım. Onur duyacağımı söyledim. Sonra Emre Belezoğlu ve Sayın Başkanımız Ali Koç'la bir görüşme yaptık. Onlarla da görüştükten sonra çok uyumlu bir şekilde son 8 haftayı ben yönettim. Evet. Gerçekten çok da heyecanlıdır. Yani biz de böyle sizi görünce heyecanlandık. Şimdi hocam takım o sırada çok zor bir süreçten geçiyordu. Hem puan kayıpları vardı, tabii bir taraftan taraftar baskısı vardı. Hiç böyle acaba dediğiniz oldu mu? Yani öyle bir düşüncem olmadı. Yani ben hem eğitimimle hem de tecrübemle bu işi kaldırabileceğimi düşündüm. Zor bir süreçti ama yani Fenerbahçe camiasının buna ihtiyacı vardı son 8 hafta. Yani yeni bir hocanın gelmesi, her şey planlı programlı yapılması için ben de bunu kabul ettim. Son 8 hafta benim için heyecanlı bir süreçti ama onurluydu, gururluydu. Yani bundan çok büyük onur duydum. Peki. Şimdi hocam altyapıya geçelim. Şu anda pandemiden dolayı zannediyorum biraz ara mı verdiniz? Nedir durumlar? Sizden bir son durumu öğreneyim. Ya biz yaklaşık 3 aydır çalışıyoruz altyapıda. Bütün yaş gruplarıyla. Önce 19-17 ile başladık. Sonra velilerin de isteğiyle, yani oyuncular çok zor durumda. Çok ara verdiler. Yani onların gelişimine çok büyük bir zararı vardı bunun. Yani risk alarak devam ettik. Çok ciddi tedbirler alarak devam ettik. 9 yaş grubundan 19'a kadar her grupta çalışıyorduk. Fakat bu son alınan kararlar bizi biraz ara vermeye itti. Tabii ki zor bir süreç ama yani yapacağımız bir şey yok. Önce sağlık diyoruz. Onun için inşallah bu zor süreci en kısa zamanda atlatırız. Yani altyapı da iyi olur yani. Evet hocam inşallah. Tabii ki çünkü şunu biliyoruz ki sportif direktör Emre Belezoğlu altyapıya çok önem veriyor. Sizin verdiğiniz kadar tabii ki ve bir açıklamada bulundu. Bu açıklamada altyapıya daha çok önem verileceğini söyledi. Hocam birlikte karar almışsınızdır mutlaka. Ne gibi değişiklikler olacak? Fenerbahçe altyapısında neler göreceğiz ilerleyen süreçlerde? Yani hem sportif direktörümüz hem başkanımız çok vizyonlu insanlar. Yani planlı, her şey planlı şekilde gidiyor. Biz altyapımızda çok değişiklikler yapmayı düşünüyoruz. Yani 17-19'u yukarıya, Samandıra'ya, A takımın yanına taşımayı düşünüyoruz. Burada değişiklikler yapmayı düşünüyoruz. Bilimi kullanmak istiyoruz. Ama bunun yanında A takıma yetiştireceğimiz oyuncular ve hayata hazırlayacağımız oyuncuların eğitimine, karakterine çok dikkat ediyoruz. Sadece yetenek değil, eğitim, karakter de önemli. Oyuncuların B planlarının olması önemli. Biz bunlara, bu konularda da onları en iyi şekilde eğitmek istiyoruz. Onların hayata hazırlanmasını istiyoruz. Her altyapı oyuncusu
profesyonel olamıyor, futbolcu olamıyor. Ama Fenerbahçe'ye bir aidiyet duygusu olmasını istiyoruz. Bu konularda çeşitli çalışmalarımız var, projelerimiz var. Yani değişik şeyler yapmayı düşünüyoruz yani. Hocam biraz açabilir misiniz? Projeleriniz neler? Bir de U17 ve U19'u Samandıra'ya taşımak istediğinizi söylediniz. Bu proje ne zaman gerçekleşir? Tabii şimdi Covid'den dolayı biraz sıkıntı ama ne zaman olabilir? Yani acaba? En kısa zamanda yapmayı düşünüyoruz. Tabii ki bu en kısa zaman bir sene olur diye düşünüyorum. 17-19'un oraya taşınması, yani 17-19 A takıma aday futbolcuların olduğu gruplar. Onların orada olması, A takımla beraber antrenman yapması, bizim de iletişim halinde olmamız A takımla. Yani onların da oraya daha çabuk adapte olmalarını sağlayacak. Daha kolay orada rol modelleri görecekler. Yani o konuda iyi olacağını düşünüyoruz yani 17-19'un oraya taşınmasının ve daha iyi şartlarda çalışmasının. Burada da işte fitness'tır, yeni binamız yapılıyor. Ama onun yanında yani önemli olan eğitim, hocalarımızın eğitimi, çalışanlarımızın eğitimi, oyuncuların eğitimi bizim için çok önemli. Bu konularda her şeyi yapmayı düşünüyoruz yani. Önce eğitim diyorsunuz. Evet, kesinlikle. Evet, peki hocam. Şimdi Fenerbahçe taraftarının bir hasreti de altyapıdan çıkıp A takımda oynayan futbolcu kardeşlerini görmek diyeyim. Şu anda potansiyeli olan A takımda aday diyeyim, A takıma çıkmaya aday olacak futbolcularınız var mı? Evet, tabii ki var. Yani biz en büyük avantajımız Erol Hoca'nın ve Emre Belezoğlu'nun olması. Yani sürekli iletişim halindeyiz. Yani kesinlikle altyapıdan oyuncular A takımda oynayacak diye düşünüyorum. İnşallah. Var mı hocam bir isim verebileceğiniz? Ya isim vermeyeyim, her oyuncu oynayabilir. Yani çok yetenekli oyuncularımız var her grupta. Ya en kısa zamanda da olabilir bu yani. İnşallah. Zaten orada Ömer Faruk var. Yani Ferdi var. Onlar da çok genç oyuncular. Ama bunların yanına biz altyapıdan oyuncuları da katmayı düşünüyoruz. İnşallah hocam. İnşallah. Biz de genç futbolcuları izlemek istiyoruz yakın zamanda. Peki hocam, şimdi hem Avrupa çapında oyuncu takip ediyorsunuzdur mutlaka. Hem yurt içinde takip ediyorsunuz. Şimdi bu oyuncuların da tabii ki altyapıya geri kazanımları oluyor. Bu tarz transferler yapmayı düşünüyor musunuz? Ne dersiniz bu konu hakkında? Yani bizim altyapıda da scout ekibimiz var. Tabii ki bütün oyuncuları Avrupa'da ve Türkiye'de takip ediyoruz. Yani bu Covid dolayısıyla zor bir dönem. Yani sadece işte görüntü olarak izleyebiliyoruz. Ama burada önemli olan oyuncuyu transfer etmek değil, yetiştirdiğimiz oyuncuları da, aldığımız oyuncuları da yeterli bilgi, taktik açısından geliştirmek. Yani biz çok çabuk tüketen bir toplumuz. Yani büyük takımlara geldiğinde oyuncular çok çabuk tükeniyorlar. Biz her konuda onları hazırlamak istiyoruz. Yani önemli olan bizim transfer etmek istediğimiz oyuncular değil veya çok transfer yapmak değil. Elimizdeki oyuncuları en iyi şekilde değerlendirmek, onlara en iyi eğitimi vermek ve A takımı hazırlamak, Türk futboluna armağan etmek. Kesinlikle. Peki hocam, şimdi Karagümrük karşılaşmasında 2005 doğumlu Arda Güler'i gördük ve sonra sosyal medyada işte Alex kendisine, şimdi Fenerbahçe'nin ev sahibi, mesaj attı harikasın diye. Bir Arda'nın son durumunu sorayım size. Bir de şunu da özellikle bu sorunun ardından sormak istiyorum. Sizce yeni yetişen gençler, şimdi biz hemen Avrupa'ya gönderiyoruz, transfer ediyoruz, haberlerde olsun vesaire. Şimdi sizce gitmeli mi yoksa ülkesinde oynamaya bir süre daha devam etmeli mi? Önce Arda Güler'le başlayalım. Yani bizim Arda Güler altyapımızdaki yetenekli oyunculardan biri. Biz Fenerbahçe olarak oyunculara yatırım yapıyoruz. Onları aile gibi burada bakıyoruz. Emek harcıyoruz. Maddi ve manevi birçok onlara fırsatlar sunuluyor. Onun için yani burada yetiştirdiğimiz 8 sene yetiştirdiğimiz, eğittiğimiz bir oyuncunun hemen Avrupa'ya gitmesi bana çok doğru gelmiyor. Yani A takımda oynasın. Yani Fenerbahçe'ye de bir şeyler kazandırarak gitsin. Tabii ki gurur duyarız Fenerbahçe'den Avrupa'ya gitmesini, ama A takımda da oynamasını, Fenerbahçe'ye hizmet etmesini çok isteriz. Tabii ki. Bir süre daha ülkede oynaması en azından bu genç futbolcuların daha iyi. Yani herhalde direkt Avrupa'ya gitmektense yani profesyonel olup A takımda oynayıp gitmesi bizim tercihimiz tabii. Peki hocam, şimdi son dönemlerde çok konuşuluyor, işte futbol programlarında konuşuluyor. Genç oyuncuların oynatılmadığı meselesi var. Şimdi bir pilot takım projesi olmuştu. Bir de rezervlik
kurulacaktı ama işte zannediyorum herhalde bu Covid olaylarından dolayı biraz bu projeler durdu. Sizin bu projelere bakış açınız nedir ve gençler oynatılmıyora katılıyor musunuz? Ya gençler oynatılmadığına yani hem katılıyorum hem katılmıyorum diyeyim. Şöyle, oyuncular çok mücadele etmeli, çok çalışmalı. Çünkü forma giymek çok kolay değil. Yani formayı size vermiyorlar. O mücadeleyi yapmaları lazım oyuncuların. Oyuncular çabuk bıkıyorlar. Yani kolay istiyorlar formayı. Bu bir. İkincisi ülkemizin ekonomik durumundan dolayı bundan sonra daha çok genç oyuncunun oynayacağını ve genç oyuncu yetiştirmemiz gerektiğini biliyoruz. Yani ben böyle düşünüyorum. Genç oyunculara onun için çok önem veriyoruz. Rezervlikle ilgili federasyonumuzun bize sunduğu kriterler bize çok uygun gelmedi. Yani daha önce de bu denendi. Rezerv ligin çok oyuncuyu geliştireceğini düşünmüyorum. Ama tabii ki kriterler değişir. Yani kulübe uygun, oyuncunun gelişimine uygun kriterler olursa bunları konuşmak isteriz federasyonumuzda. Pilot takım uygulaması tabii ki genç oyuncuların oynaması için kulüpler arasında yani Süper Lig, PTT 1. Lig veya diğer liglerle iletişim halinde olmak gerekiyor. Ortak hareket etmek gerekiyor. Pilot takım uygulamasında sıcak bakıyorum. Yani çünkü oyuncuların gerçek ligde, sert ligde oynamasını, yetişmesini istiyoruz. Yani tecrübe kazanmasını istiyoruz. Yani daha çok oyuncuyu oynatabiliriz tabii rezerv lig pilot takım olursa. Bu konularda da yardımlaşmaya veya pilot takım konusunda yani ne yapabiliriz diye düşünüyoruz yani. İnşallah ilerleyen dönemlerde olur. Peki hocam son olarak yine Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Semih Şentürk futbol akademisinde antrenör oldu. Şimdi size de sorayım, futbolcu olmak mı daha zor, antrenör olmak mı daha zor? Hem bunun cevabını alayım sizden hem de Semih hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi, nasıl bir antrenör olacak Semih? Ya 20 yıl futbol oynadım. Futbolcu kolaymış yani, antrenörlük çok zor. Yani bunu gerçekten ben tecrübeliyim bu konuda. Yani bu kesinlikle bunu söyleyebilirim. Bunu Semih'te de gördük. Semih yani bizim için rol model. Fikirtepe'de yaşamış bizim tesislerimizde. Bilmiyorum gittiniz mi? Dere ağzında yaşamış. Bu havayı solumuş. Buradaki zorlukları yaşamış ve buradan Fenerbahçe A takımda oynamış. A milli takımımızda oynamış. Evet. Avrupa şampiyonasında milli takımlarda bizi temsil etmiş. Çok büyük başarılar kazanmış bir oyuncu. Bizim altyapımızda birbirinden değerli oyuncular var. Hocalar var. Yani hepsi değerli bizim için. Ama tabii ki Semih bir rol model oyuncular için. Semih buraya geldi. Yani onun da bir hikayesi yazılabilirdi aslında. U17 takımıyla tanıştırdım onu. Biz onu 15-14 takımda yardımcı antrenör yaptık ve bireysel forvet antrenörü yaptık. Kariyerli oyuncular genellikle böyle görevlere burun kıvırabilir ama Semih çok alçak gönüllükle bunu kabul etti. Semih'in tabii ki oyuncularımıza çok öğreteceği şeyler var ama Semih'in de hem hocalardan hem oyunculardan öğreneceği şeyler var. Yani Semih hem öğrenecek hem öğretecek. Buradan inşallah kendini geliştirir. İyi bir teknik direktör olarak Türk futboluna hizmet eder. İnşallah. Hocam siz dediniz ki U17 takımıyla tanıştırdım. Futbolcularınız, oyuncularınız nasıl tepkiler verdiler? Onlar da çok heyecanlandı mı? Ya tabii bu kadar kariyerli oyuncuları görmek, yani bizim planlarımız içinde bu var. Zaten A takımdan da işte Emre ile Selçuk'la devamlı konuşuyoruz, Erol Hoca ile konuşuyoruz. Bazen buraya A takımdan da oyuncuları getirip onlarla idmana çıkmasını istiyoruz. Yani böyle planlarımız var. Semih'in tabii ki çok şaşırdı oyuncular. Yani görevine de çok şaşırdı. Forvetler çok sevindi. Yani Fenerbahçe camiası içinde, Fenerbahçe'de yetişmiş, altyapısından yetişmiş bir hocanın olması yani taraftarımızı da heyecanlandırdı diye düşünüyorum yani. Kesinlikle. Hocam çok çok teşekkür ediyorum size. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Çok güzel bir röportaj oldu. Çok teşekkür ederim ben de. İnşallah iyi olmuştur. Çok güzel sizi oldu hocam. Sizi üşüttüm ama. Yok hocam, estağfurullah. Çok sağ olun tekrar. Bol bol başarı diliyorum hocam size. Çok teşekkürler. Sevgili izleyenler, Tahir Karapınar'la söyleşimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.